Yolculuğumuz adlı şarkısıyla, ardından da Teşekkür Ederim'le tanındı Emre Kaya. Sadece şarkıcı kimliğiyle değil, besteleriyle de Türk pop müziğine yön veren ödüllü bir besteci aynı zamanda. Son single'ı Aşk Diye Soludum'la başarısını devam ettiren sempatik şarkıcıyla müziğin dışına çıkarak alışveriş ve denizler üzerine sıcacık bir sohbet gerçekleştirdik. Emre Kaya daha çok yurt dışı seyahatlerinde alışveriş yapmaktan zevk aldığını söylüyor. Alışveriş aram çok iyi, çok güzel, bir de elimden geldiği kadar da takip etmeye çalışıyorum. Yurt dışında acayip trend şeyler var, böyle kafayı yiyorum gördüğüm zaman. Alıyorum Türkiye'de de her şeyi ama yurt dışından daha çok hoşuma gidiyor. Gidip oralarda hem tatil yaparken bir yandan da alışveriş kafasıyla hareket etmek istemiyorum. Ben hep hem tatil yaptığım anda o insan kendine o akışın içinde daha iyi olabilecek şeyleri daha iyi kontrol ediyor, daha iyi analiz ediyor. Alışverişle aram çok iyi. Başarılı şarkıcı moda danışmanlarının kendisini yönlendirdiğini söylüyor. Normalde tek başıma değilim, stylingim var. Bir iki kişiyle beraber çalışıyorum. Onlarla beraber, onlardan yardım olarak hareket ediyorum. Eskiden tek başımaydım. Tek başıma giyindiğim zaman tek başıma bu işi ben pek başaramıyorum. Olmuyor yani. Ama onlar birazcık bana yavaş yavaş artık öğretmeye de başladılar. Orada da tecrübelenmek gerekiyor. Göz önünde olunca biraz daha dikkat etmen gerekiyor çünkü. Bir şekilde insanlar nereden aldın, nasıl giydin, o öyle olmamış, bu böyle olmamış gibi birçok şeyi sana söylüyorlar, birçok şeyi soruyorlar. Emre Kaya, Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galeri Ataköy'de imza günü yapmak, hatta konser vermek istediğini söylüyor. Birçok alışveriş merkezinde bulundum. Hatta alışveriş merkezlerinde çok fazla imza günü yaptım, çok fazla konser yaptım. Daha doğrusu imza gününden çok hep konserlerim oldu. Ama galeride de olmasını çok isterim bu arada. Türkiye'nin ilk AVM'si olması özelliği var yani. Benim de şimdi orada olmamam olur mu ya? Yokmuşum gibi davranıp durdukça ben de acıyı aşk diye soludum. İzmirli olduğu için denizle iç içe büyüdüğünü söyleyen Kaya, denizden ilham alıp besteler yaptığını söylüyor. Ben İzmir doğumluyum. Doğum yerim İzmir. Bir defa ben de bir deniz çocuğuyum, öyle söyleyeyim. Deniz memleketi çocuğuyum. Ben bu arada 6 ay denizde yaşadım. Teknede yaşadım. O an o denizin aslında insan hayatındaki ne kadar öneminin olduğunu, o enerjinin insana nasıl geçtiğini orada fark etme fırsatını yakaladım ben. Özellikle ben denizi bir şey fark ettim, gece çok seviyorum gündüzden. O dinginliğe böyle baktığın zaman birazcık böyle sadece kafanı koy ve böyle bakar ol. O için içindeki o negatif enerjinin hepsini alıyor. Bir de besteci olduğum için, şarkıcı olduğum için doğal olarak bir üretim hissiyatında yaşayan, üretim kafasında bir adam olarak bir şekilde denizin bana çok güzel geldiğini fark ettim. Deniz benim için çok kıymetli, çok özel yani tabii ki. Herkes gibi böyledir ki, deniz sevmeyen adam yoktur zannetmiyorum. Suyu sevmeyen insan olabilir mi? 6 ay bir teknede yaşadığını söyleyen Emre Kaya, keyifli bir anısını bizlerle paylaştı. Bir gün bir arkadaşımın teknesine gittim, partisi vardı. Ben bayağı böyle bir 8-9 saat teknede kaldım. Dedim ki ya benim birazcık teknede yaşamam lazım, bu kesin yani. Hani teknede yaşadığım zaman o enerjiyi galiba o dedim sudan alacağımı hissettim. Bir de yaz zamanıydı, böyle güneş vardı, her şey çok iyiydi. Keyfimiz çok yerindeydi. Orada onu keşfettim ve ondan sonra dedim ki hemen dedim menajerime bir tane dedim yat ayarlıyoruz dedim. Ben dedim birazcık dedim teknede kalayım. Fakat düşüncem bir sene falan kalmaktı. 6 aydan fazla da dayanamadım. Çünkü teknede kalıyorsun bir gece, bir çıkıyorsun normal sahalara geri dönüyorsun. Bir anda böyle ortam hemen hareketleşiyor, homojenleşmeye başlıyor. Onunla o birazcık başka bir şey oluyor. 6 ay dayandım ama güzel oldu, çok keyifliydi. Ama full teknede yaşayacaksan bir sene, iki sene falan yaşanır yani teknede. Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim. İçi boş kalbini tattım. Ne yazık ki sevgilim, zahmet edip masallarla gelme karşıma, beni affet demekle bil ki zaten çoktan geciktim. Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim. İçi boş kalbini tattım.